bir ne kadar? 5 santim kısa kaldı. O yüzden şu kabloyu keseceğiz, kısaltacağız. Bir. Görkettin. Müzmin Bey ya. İki. Seni tanıştırıyorum. Hay. Aynı oğlum. Ya biz böyle şimdi Öner böyle mi olacak bundan sonra hep? Merhaba Cihan, ben Öner'i çok seviyorum. Evet, bu da Zehra Hanım. Fikriye diyoruz kendisine. Göbek adı Fikriye. Çok şanslar, beni gördü. Ya bu fiyat şununla ilgili ikisi galiba elin. Bana niye peynir yok? Benim canım yok mu? Bu Lara güzel kızımız. Akın Bey'in büyük kızı. Merhaba de Akın. Merhaba. Hop ya ablam ne sor? Ablam istiyor mu? Sor. 20 milyar mı? Kaç milyar? Kaç ay? 3 ayda 20 milyar para. Ne? Vallahi. Five times same place. She is waiting. Arkadaşlar selam. Bugün bisiklete çıkamadık. Dün çok yorulduk Laguna işte. Feci yanmışız bak. Pancar gibi olmuşum. Dolayısıyla bugün evde çalışıyorum. Bugün bir repair, tamir videosu çekmeyi düşünüyoruz. Benim seat postumun teli zayıflamış. Onun parçalarını satın aldım Amazon'dan. Şimdi bu akşam onun videosunu çekeceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi bugün benim Dropper Post'un telinde bir sıkıntı oldu. Çok fazla kullanmaktan yıpranıyor. Her anda kopabilir. Şöyle göstereyim. Şurada birkaç tel atmış. O yüzden bunun telini değiştireceğiz. Öncelikle bunun için Amazon'dan Wolf Tüy'ün bir şeyi var. Şu remote deniyor. Dropper remote'u. Bu orijinalinden almadım. Daha tipini beğendiğim var bir tane, onu aldım. Onun haricinde tabii ki tellerimiz olacak. Bunu değiştireceğiz. Ayrıca bir de Akın bisikletine bizim kapralarımız olduğu için kapralara suluk takılmıyor. Gördüğünüz gibi yer yok takmak için. Akın bisikletine şöyle göstereyim. Mıknatıslı bir sistemle tutturulan bir şey var. Yani suluk sistemi var. Onları monte edeceğiz. Şu daha önce size bahsettiğimiz OneUp gelmiş. Şu işte bu buraya, burası delinecek. Buraya girecek. Dolayısıyla bu mu açılıyor? Ya bu şey. Böyle işte bir şeyin içine giriyor. Ha bunu sonra buradan çekerek çıkarıyor musun? Evet çıkarıyorsun. Ha. Sonra şöyle bir sonra bak. İçinden şeyler, multi-tool'lar falan mı çıkıyor? Yani. Şimdi her şey var yani. Sonra gösteririm. Anladım. Bak. Akın Bey gördüğünüz gibi ameliyat eldivenlerini taktı. Evet öncelikle şu telimi çıkarıyoruz. Eski telimi çıkarıyoruz. Ben teli tutalım diyorum içinden yani. Kabloyu tutup kabloyu içinden teli çıkacağız. Evet. Arkadaşlar benim eski bisiklette şu parça kırılmıştı. Şu demir. Şunu kaça almıştım? Şey yapsana, şunu alsana. $40 almıştım. Öyle değil şu şeyi. Bak kırma sakın. Şuna sakın dokunma. Dur. Heh. Tamam. Bırak tamam. Tamam bırak. Kaçmaz değil mi? Yok kaçın. Evet önce koltuğu söküyoruz. Eli koltuktan çıkarıyoruz. Daha sonra zaten şu kalın olan değil mi bizim şey? Muhtemelen görününe göre kalın olan tel. Bak oradaki. Hangisi? Bak onun büyük o çok olan. Şu. Evet. Evet. Bak aynı çünkü kalın. Evet tel çıktı. Handlebar'a takılan kelepçesini söktük değil mi? Evet. Böyle tutacağız. Sen... Arkadaşlar 31.99'a aldım bu şeyi, Wolf Tüz'ün remote'unu. Amazon'da $31.99. Yanıyor mu bu? Yönünü kaybetmiş olabilir. Mesela buna sol elle basıyor değil mi? Evet. Ha, şöyle olacak. Evet. Evet. Şöyle tamam. Koltuğun oradaki uçtan itmek suretiyle iterek bu tarafa kadar, buraya kadar gelmesini sağlayacağız. Şu uçtan çıkmasını sağlayacağız. Şöyle bu tübün içinden geçiyor. Şu bak tepe bak, demir var orada, düşerse onu tut ya da kaybolmasın yani. Ya iki saat aramaya kaybolmaz mı? Evet, bu zaten şöyle şu şekilde iterek. Geldi mi? Niye gelmedi? Gelmedi mi? Elimizdeki tel kısa, bir ne kadar? 5 santim kısa kaldı. O yüzden şu kabloyu keseceğiz, kısaltacağız. Gücümüz olsun diye. Bunu bu kesmesine kesecek mi? Ağzını kaybetti. Neyle kesiliyor lan? Ancak şu dramelin makinesiyle kesebilirim. Tabii metal başlığı önce tepesine koymamız lazım ki onun kilidi kelepçesi gibi bir şey. Hadi bismillah. Şimdi onu buradan karşılamayı umuyoruz. Umuyoruz. Şimdi sonunda takılacak ama yaptığımız işlerden dolayı bitersek çıkacağını düşünüyorum. Geliyor, hissediyorum. Tamam. Geldi. Evet, şimdi şu ucundaki topuzun şu mekanizmaya girmesi gerekiyor. Tutmak da gerekiyor aynı zamanda. Bir kere buradaki kablonun içinden geçirdik. Buradan çıkardık. Ondan sonra bir kişi buradan tuttu. Bir kişi de koltuktan hafif iterek koltuğu rayına oturttuk. Teli de böyle çektik. Yani bu teli artık remote'a bağladığınız zaman bu kalkıp inmesini sağlayacak olan sistem oturmuş oluyor. Öneri de vardı. Bunun aşağı doğru yukarılığı acaba nasıl olması lazım? Ha? Yani sen bir şimdi bak bakayım. Şöyle duracağını varsa. Tam aşağı. Yo, iyi ya. Şimdi bir yapayım da tamamını yapalım. Önce kıskanıyorum. Bas bakayım. Bastım. Evet. Arkadaşlar bisiklet tamircilerinin değil, buradaki tamircilerin dediğine göre bu telli mekanizmalar, yani koltuk, dropper, fren, vites tellerinin 6 ayda bir değiştirip yenilenmesi gerekiyormuş Allah'tan. Evet. Mücevher kutusundan bakalım. Mücevher kutusundan. Böyle mi? Bu böyle iyi mi? Yok, bence yeter. Adeta ilmek işliyor. Şimdi evet, bugüne özel bir de bonus videomuz var değil mi? Evet. Neydi? Nedir? Suluk takımını göstereceğiz. Dur şimdi. YTS'i olanlar, kaprası olanlar bu problemi yaşıyor. Suluk takan bir sistem var. O sistemle artık suluklarınızı bisikletin kablosunda taşıyabileceksiniz. Mekaniğimiz Akın Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Şimdi suluk videosunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bonus videomuza geldik. Bu da YT kapralarda, cefsilerde şöyle bir detay var. Şurada şu parça yok. Bu parça olmadığı için cefsi aldığınız zaman zaten suluğuyla beraber geliyor. Yani şunun benzeri küçük bir suluğu var. Bunu buraya monte ediyorlar. Dolayısıyla oluyor. Ama kapralarda hem benim bisikletim hem Akın'ın bisikleti olduğu gibi burada şu malzeme var. Dolayısıyla suluğu buraya takamayız. Ama şöyle bir sistem var. Bir buraya takılabiliyor kapralarda, bir de buraya takılabiliyor. Şimdi buraya takılışını gösterecek bakın. Buraya takarken de tabii şu ol mantının Türkiye'de de var sanırım, alanlar görmüştüm. Ol mantının koruyucu bir şeyi var, sticker'ı var. Bunları biz alıp yapıştırıyoruz belli yerlerine bisikletlerin. Ki zarar görmesin diye. Buraya mesela ayakkabıların tabanları çarpıyor. İşte buraya yapıştırıyoruz. İşte şu altta zaten taş geliyor. O yüzden yapıştırılıyor. Buraya hani teriniz meliniz akıyor. İşte burası bisikletin en tepe noktasındaki yeri. Hani bir şeyler olabiliyor. Diziniz çarpıyor. İşte şortunuzdaki fermuar çarpıyor falan filan. O yüzden bunu. Şimdi buraya ekstra bir koruyucu yaptı ki buradan şunun gibi aynı bir suluk daha takacak. Kendisine bir suluk yetmiyor çünkü. 2 suluk takacak. Ama siz normal boyutta su içiyorsanız tek sulukla idare edebilirsiniz. Şimdi evet, bu suluğun güzelliği şöyle kardeş. Gösteriyorum bak, yukarı diyor bu. Anda bunu böyle koyuyorsun. Normal bisikletlerde burada 2 tane delik oluyor ve vida oluyor. Evet. Sen oraya aldığın suluğu koyuyorsun. Tabii bizim bisikletlerde öyle bir şey yok. Ben önceden buraya yer yaptım. Tam onun üstüne takıyorum. Bunun güzelliği ben göstereceğim birazdan. Evet. Taktık. Bunun adı Fidlock. Bir Alman markası anladığım kadarıyla. Alman malıysa o zaman Türkiye'den de sipariş edilebilir. Dedik ki Amerika'dan da ediliyor ama Amerika'dan daha rahat, daha çabuk zamanda işim edilir. Şimdi bunu böyle, bu çok iyi bir plastik, kopma durumu yok. Hayvan gibi asılıp şöyle ben bunu buraya tutturuyorum. Ondan sonra aynı şeyi buna yapıyorum. Ama yamuk koymuşum. Bunu düzeltmem lazım. Şimdi normalde bu kadar ve suluğu getiriyorsunuz. Bu mıknatıslı bir sistem. Suyu getirip şuraya koydunuz. Şak hayatta düşmüyor. Ben bunu çok sert yerlere denedim. Böyle kayalık hiç düşmüyor. Evet. Hatta içi doluyken bile. Tabii. Hiç sıkıntı yok. Kuvvetli mıknatıs kenarında. Aynen öyle. Evet, fiyatını rica edelim oluyor. Ya bu fiyat şununla ilgili ikisi galiba 59 dolardı. Arkadaşlar şimdi bahçeye doğru geçiyoruz. Dediğim gibi barbekü partisi yapacağız, arkadaşlar gelecek. Ondan da birazcık görüntü. Kaç kişi olacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi olacağız. 3 de çocuk var. Yani 10 kişi. Bir de Akın'ın Adana için yaptığı kıymalar varmış dolapta. Onlar da olacak. Bunları inşallah gömeceğiz bugün. Yani üstü bir yönde yakınıyorsa ben o kadar güzel bir downtown falan görmedim. Bir ruhu var senin. Buralarda yok o iş. Evet, Adana köfteler. Evet. Çok güzel. Biraz daha pişir. Adam olsa da ben olsam. Just get for himself. Ben hala çizgi aletlerimle konuşalım. Telefon baş aşağı yani. Ya geldiler de oraya başka işte geldiler. Evet, sol baştan tanıştırıyorum. 1. Görkettin. Müzmin bekar. 2. Seni tanıştırıyor Kadir. Hay. Aynı oğlum. Ya biz böyle şimdi Öner böyle mi olacak bundan sonra hep? Böyle abi. Merhaba Cihan, ben Öner'i çok seviyorum. Bu evdeki sepeti kim yapıyor? Söyle bakalım, gel buraya. Partimizin az solisi geldi. Yazdan sonra bahar geldi, enteresan. Evet, burada da kendisinin eşi Onur Gökbayrak beyefendi. Arkadaşlar şimdi Onur önemli bir illüzyon gösterisi hazırladı size. Kesinlikle. Şimdi ben senin beynini okuyacağım. Buradaki herkes sessiz olacak ve sen bunu doğru söyleyerek diyeceksin ki evet bildim veya bilmedim. Bizimkini okudu daha. Biz seninle hiçbir şekilde bunu önceden konuşmadık değil mi? Ben geleceğim sana bir numara yapacağım, sen aklına bir şey tutacaksın, bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey olmadı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi burada önemli olan şey, aklına ilk gelen şeyi yapman lazım. Çünkü ben seni yönlendireceğim. Benim istediğim şeyi yapman için ben seni yönlendireceğim. Birden 9'a kadar aklından bir sayı tut. Tut ve bana söyleme. Şimdi sesli bir şekilde söyleyeceğim ve şaşıracaksın o tuttuğun sayıyı bildiğimi. 7'yi tuttun. Doğru mudur? Çekiyor çekiyor. Neden 7 tuttun biliyor musun? Önce 7 geldi, sonra 5'i tuttun. Ben başta ama 8'di. Onur yanımda 3 kişiye yaptın, daha ben tuttum. Gençler etler bitti, hadi. Dökülün. Elinize sağlık Öner Bey. Vallahi hiçbir şey yemedik ya, kandırıyorlar bizi. 7. 7. Gerçekten hiçbir şey yemedik şu anda. Aç kaldık ya, bu ne ya? Ben Adana yedim, efsaneydi. Adana dediler, şokolar köfte verdi. Sen mi oynatıyorsun kanka? Evet, ben oynatıyorum. Verdiler peyniri, yeşilliği, idare ediyoruz. Sen orada parmağın joystick demişsin. Senin orada boyozun. Aynı zamanda kendini niye çekmiyorsun buraya kadar gelip geri dönüyorsun? Neden biz çekmedim? Gelin ya. Şu an çekiyor işte. Sallayınca benim arkadaşım geldi şurada bir tane. Sallayınca peki şey yapıyor mu? Dengesi bozuluyor mu hayvanın? Bu Kadir arkadaşımızın... Peki ne kadar sallarsan sallar yine de şey oynamıyor mu? Bu Kadir arkadaşımız eşi ve çocukları İstanbul'da. Görkem arkadaşımız Brezilya'ya gitti, gelemedi. Onur Bey'in eşi burada içeride. Sorar mısın? Ben sarhoş değilim. Cihan Bey'in eşi. Ne kadar sallarsan salla yine de şey olmuyor mu? Dengesi bozulmuyor mu? Bozulmuyor mu hocam? Hiç dengesinde sıkıntı yaşamıyor musun? Bak. Ben zorlanmıyorum hiç. Makine. Siz meslek neydi Kadir Bey? Ben kamyoncuyum. Başka sorum yok. Soruyor mu? Evet, o güzel. O artıları bizi paslasana kanka. O parçayı alabilirim bak. Kırmızı gördüm. Oh, şuralarım var gibi yahu. Nereye? Yanların mı? Öner çek. Öner çek. Vay vay vay. Tuz. Tuzu da fırlat. Tuz yok, tuzu var. Bitir, ancak ağzındakini bitir. Bitmiş. Göm. Hop ya, abla ne soru? Abla istiyor musun?